İstanbul Hepimizin girişimini hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 101.sine hoş geldiniz. Bugün programımızın konusu yerel seçimler öncesi kadın aday göstermenin tam zamanı. İki çok değerli konuğumuz var bugün. Türkiye Kadın Dernekler Federasyon Başkanı Canan Güllü, hoş geldiniz. Canan Hanım, yerel yönetimlerde kadın kaynaklarını değerlendirme eğitim seminerleri vermenin yanı sıra kız çocuklarının eğitime erişmesi ve erken yaş evliliklerinin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerelde yeniden tanımlanması konuları ve ensest, aile içi şiddet ve kadın istihdamı konularında çalıştı. Kendileri 28 yıldır gönüllü olarak bu çalışmaları yapıyor. Diğer konuğumuz Fatma Çiğdem Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çiğdem Hanım yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde kadın çalışmaları ana bilim dalında yaptı. Kendilerinin de çok sayıda meslek hayatında medya, tiyatro ve eğitim dallarında çalışmış. Ayrıca hayvan hakları ve kadın hakları konularında da yoğun olarak gönüllü çalışmaları var. Kadın Adayları Destekleme Derneği, Kadınlara Hukuki Destek Merkezi, Eğitim Reformu Girişimi, Haklı Kadın Platformu, Kadıköy Kent Konseyi, Yanındayız Derneği. Ve son olarak da ikisi de Şişli Belediyesi'nin Kadın, Gençlik ve Çocuk Merkezi'nde olmak üzere çok çeşitli görevler üstlenmiş bir arkadaşımız. Bugün sohbetimize başlamadan önce program duyurusunda kullandığımız görseli tanıtmak istiyorum. Birinci görseli rica edebilir miyim? Bu resimde gördüğünüz Cumhuriyet tarihinde seçilen ilk kadın muhtarımız Gül Esin. Kendisini sevgiyle anıyoruz. İkinci görseli rica edeceğim. İkinci görsel lütfen. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü. İkinci görsel lütfen. Evet. İnsan Hakları Günümüz kutlu olsun demek istiyorum ama şu da bir gerçek. En temel hakkımız olan yaşam hakkımı bile maalesef kadınlarımız için sorun. Ve sohbetimize buradan başlamak istiyorum. Çiğdem Hanım, bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundan girelim istiyorum. Tabii, girelim. İnsan Hakları Günü ile ilgili ben de bütün izleyicilerimizin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutlamak istiyorum. Şunu da anmak istiyorum ki tüm bu insan hakları evrensel beyannamesini hazırlayan da bir kadın. Eleanor Roosevelt, o zamanki Amerikan Başkanı Roosevelt'in eşi olan Eleanor Roosevelt, Birleşmiş Milletler bünyesinde böyle bir şey yapmak istiyor ve birebir oturup onlarla çalışıyor. Toplamda 26 hak belirlenmiş durumda ve bütün buna da bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dediğimiz beyanname 1948 tarihli bu. Yani bugün bunun 70. yılını kutlamaktayız. Zaman içinde fakat başka bir şey oluyor, hani tarihçi bilgisi olarak. Kadınlar, dünyanın dört bir tarafından kadınlar bir araya gelerek diyorlar ki biz bu hakların hiçbirini kullanamıyoruz. Bizim için başkaları lazım ya da bunları kullanabilmek için bize başka düzenlemeler lazım. O zaman ortaya çıkan belgenin adı da bugün kısaca andığımız SEDAP belgesi. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi diye bir sözleşmemiz var. Onu biz bugün kadın hakları belgesi olarak anıyoruz. Çünkü genelde bize her zaman söylenir, canım insan hakları var da kadının hakları da neyin nesiymiş, insan hakları, hepimiz insanız. Öyle değil o işte. O bugün 70. yılını kutladığımız insan haklarının çok büyük bir kısmı kadınlar için sadece sözde kalan haklar, kullanılabilir haklar değiller. O yüzden bir SEDAV'a ve o hakları nasıl kullanacağımıza dair düzenlemelere ihtiyaç vardı. SEDAV belgesi. Sonra hemen arkasından da 4. Dünya Kadın Konferansı'nda kabul edilen bir Pekin belgesi diye andığımız bugün bir belge vardır. Bir de onu, o daha kapsamlı bir şey çünkü. Onu kadının insan hakları belgesi olarak da anıyoruz ayrıca. Evet, soru neydi? Tam da güzeli. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Toplumsal cinsiyet eşitliği, evet.
meselenin temeli tam olarak bu. İşte kadınlar bu hakları niye kullanamıyorlar? Evet. Çünkü şu dünyada görülmüş bir şey. Buna liberal feminizm deniyor. Dünyada bu kadın haklarıyla ilgili mücadele oy hakkı, eğitim hakkı gibi haklar üzerine başlıyor. Bunlara bugün insan hakları dediğimiz, liberal haklar dediğimiz temel insan hakları bunlar. Ve fakat bunlar ülkelerin yasalarında yazılı. İşte Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni de imzalamış ülkeler. Bizim ülkemiz de ilk imzalayanlardan biridir. Ve fakat hala kadınlar o hakları kullanamıyor. Neden? Diye sorduğumuzda o zaman işte son 20 yılda bildiğimiz bir terim bu. Gender'ın Türkçe karşılığı toplumsal cinsiyet eşitliği. O yok. Toplumsal cinsiyet eşitliği yok. O olmayınca kadınlar hep ikincil vatandaş. Olmasa da olur insan. Evin içinde ev işlerini gören insan, çocuk doğuran insan. Dolayısıyla aklı fikri çok da önemli değil. Aileye hapsedilen. Kararlara katılmasa olur, onu yapmasa olur, dışarıda çalışmasa olur filan. Tamamen bir ikincil insan muamelesi görmesinin nedenidir kadınların bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği ülkemizde. Biz de, Canan da ben de yıllardır tam da bu alanda çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyetin ne olduğunu anlatmaya ve dolayısıyla hakları da kullanabilir kılmaya uğraşıyoruz. Çünkü bu hakların hepsi bizim yasalarımızda mevcut. Diyor ki bütün kız ve erkek çocuklar istedikleri okula gidebilir. Yasamız böyle bizim. Gidebiliyorlar mı? Gidemiyorlar. Kadınlar istediği işte çalışabilir diyor. Kadın erkek herkes çalışabilir diyor. Çalışabiliyorlar mı? Hayır. Çünkü ilk zamanlar bilirsiniz o medeni yasada bir şey vardı. Hani çalışma koca iznine bağlıdır diye. O madde değişti mesela. Sonra kapıdan kovduğumuz o madde bacadan geri geldi. Ne diyor bu sefer? Diyor ki ahlaka mugayir işlerde çalışamaz kadınlar. Bu sefer böyle bir namus sahiki koyuyor oraya filan. Yani buna göre bir koca diyebilir ki benim karım filan yerde garson ama bu benim onuruma dokunuyor, çalışmasın diyebiliyor yine. Maalesef aynı şey oldu. Yine insan haklarında ve bizim kanunlarımızda diyor ki insanlar eş seçmekte özgürdür. Kadınlar için bu böyle midir? Hayır, değildir. Tüm bunların altında bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi var. Bunu toplumsal olarak çözdüğümüzde bütün bu hakları kullanabilir hale geleceğiz. Bu çözdüğümüzde ama nasıl? Yani bunca yıldır çalışıyorsunuz, evet belgeler imzalanmış, kanunlara girmiş. Yani mühendislikte root cause diye bir şey vardır. Yani biz nasıl bu değişimi başlatacağız? Veyahut da başlamış ama nasıl artık ivme kazandıracağız? Bunun için tabii önce toplumsal cinsiyetin görüntülerini ve ne olduğunu bilmek lazım ama çok kısaca hani programın süresi falan açısından söylemek gerekirse çok önemli bir özelliği var toplumsal cinsiyetin. Herkes zannediyor ki bu dünya kuruldu kurulalı kadın erkek rolleri böyleydi. Dolayısıyla da hani niye değişsin ki? Yani hep böyle gelmiş ve dünya buna rağmen böyle kurulmuş, gitmiş filan. Öyle değil halbuki. Çok farklı yerlerde farklı uygulamalar var. O zaman görüyoruz ki toplumsal cinsiyetin bu görüntüsü yani tarihin başlangıcından beri kadınlar evde çocuk doğurmakla meşgul, erkekler dışarıda çalışmakla meşgul. Hayat düzeni aslında bir kurmacadan ibaret. Sonra bu toplumsal cinsiyet dediğimiz kavram kendini din, dil, aile gibi kavramlar ve kurumlar aracılığıyla sürekli yeniden üretiyor. Dolayısıyla insanların kafasında kadınlara dair bir takım önyargılar yerleşiyor. Kadınlar kötü araba kullanır, kadınlardan yönetici olmaz gibi toplumsal görüntülere bürünüyor. Buralarda biyolojiyle karışıyor. O insanlar da diyorlar ki ama kadınlar çocuk doğuruyor. Ne yapalım yani insan hem çocuk doğurabilir hem mini etek giyebilir. Ne gibi bir bağlantısı var ki? Hayır anneler mini etek giyemez. Gibi kendini yeniden ürettiği gibi hep de kadının aleyhine çalışıyor. Bunu bilmek lazım. Nasıl değişecek? Zihniyetler değiştiğinde bunun bir kurgu olduğunu, bunun farklı bir kurgusunun da mümkün olduğunu, dünyanın başka devletlerinin bu kurguyu başka türlü yapabildiğini temel olarak eğitimle, sonra da siyasetle bilirsek aynı kurguyu biz de kendi ülkemizde yapabiliriz ve kadınların ezilmesine son verebiliriz. İsteyen kadın evinde otursun, çocuğuyla uğraşsın. Buna kimsenin bir itirazı olamaz.
haddimize değil yani kadınlara şunu yapın, bunu yapın demek. Ama hayatta seçimler var. O seçimleri yapmak isteyen kadınların da önü açık olmalı. Çalışmak mı istiyor? Çalışabilmeli. Eğitim mi yapmak istiyor? Eğitim yapabilmeli. Çocuğuna iyi okul bulmak istiyor. Çocuğuna baktırmak istiyor. Tüm bu fırsatlara kavuşabiliyor olmalı. İstenen sadece bu. Zihniyet değişikliğiyle olacaktır. Evet ve bu zihniyet değişikliğinde önemli kurumlardan bir tanesi de siyaset. Evet. Ve bugünün konusuna tam geleceğiz. Tam da bugüne geldik. Şimdi bu 2019 yerel seçimler öncesi siz bir tam zamanı kampanyası başlattınız. Evet. Bu konuda bilgi alalım. Şimdi tam da Çiğdem'in bıraktığı yerden alarak diyorum ki Dünya Ekonomik Forumu raporunun 2017 sonuçları bize şöyle bir eşitsizliği ortaya çıkarıyor. 141 ülke arasından 134. sırada Türkiye. Yani son 10'da olması gereken yer yukarıdayken o yeniden biraz önce arkadaşımın saydığı özellikleri yaratan bir yönetimsel düzene sahibiz. Bu da dolayısıyla buradaki karar mekanizmalarında rol model olma özelliklerinin eksik görünmesine sebep veriyor ve bize tanımlanmış o cinsiyet rollerinin yeniden yapılandırılmasını olanak sağlıyor. İşte kadınların siyasette olması, gece konuşulur siyaset, ne işi var gece kadınların dışarıda ya da işte çocuk bakacaktır, kreşi yoktur, çok fazla parası, para kaynağı yoktur. İşte bununla ilgili siyasete girerken siyaset rant işidir, para dağıtacaksınız. Bunların her birinin içinde olduğu bir süreçte. Oysa ki 1930 yılında Türkiye'de yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiş bize. O dönemin mücadelelerinin sonucunda elde edilmiş ve verilmek zorunda kalmış bir hak bu. 1850'lerden beri süregelen bir kadın mücadelesi var ve bu mücadelenin bir yasal kılıfa büründüğü olayda biz yerelde belediye başkanı ve meclis üyesi olabilme yasal haklarına sahip olmuşuz. Aradan bir zaman geçmiş. 34'te de seçme seçilme hakkını alarak birey olma dediğimiz süreci tamamlamışız. Kadın ve erkek eşitliğine doğru süreçte. Ancak bakıyorsunuz 30'dan bu yana 88 yıl içinde 119 tane kadın belediye başkanımız var. İşte işin en acı ve vahim tarafı bu. Bununla beraber 30 tane büyük ilden 3 tane de büyükşehir belediye başkanlarımız kadın. Şimdi Türkiye nüfusu yarı eşitlikte kadın ve erkek diyoruz ama biz bu eşitlikte nedense bunca yıl içinde 119 tane kadın çıkarabiliyor isek sıkıntı buradan başlıyor. Biz de tam 2019 yani 100. yıla gidecek Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci bu yerel seçimlerde. Bu seçim sürecinde kadınlar listede olmalı, aday gösterilmeliler dedik. Evet, bundan yaklaşık 2007 dönemlerinde parti liderleri aday yok işte kadın göstermek istiyoruz ama biz aday yok diye bir şeyi name diyorum ben ona. Name çağırdılar işin gerçeği. Ama onun ötesindeki seçimlerde biz yaklaşık 4600'ün üzerinde kadın aday hazır ve nazır bekledi aday olabilmek için. Ama hiçbirine o listelerde gene böyle erkek egemen dili konuşabilen ya da erkeklere biat edebilecek seçmece türden kadın arkadaşlarımızı aday gösterdiler. Bu da görüntüde bir rol model örneği olabilecek tarzda yeterli değildi. Bu sürece geldiğimizde son Haziran ayında yaşadığımız aslında genel seçimlerde gördük ki aslında biraz önce de söyledik ki o cam tavanlar değil demir kapılar var kadınların seçilebilmelerinin önünde. Gitgide daha zorlaşıyor, gitgide daha görünür olmaz bir şekilde dizayn ediliyor siyaset ve içinde bulunduğumuz dönemde de tam zamanı diyoruz. Yani bunun ötesi yok. 5 Aralık'ı yaşadık. 5 Aralık'ta liderler çıktı. Her biri Jack ve Jack diyorum ben bu işlere. Konuştu, olacak, çok güzel olacak. Hatta siz çalışın, gelin işte biz de size aday göstereceğiz. Öteki bu ülkenin sınırları içinde böyle bir sorun yok gibi dercesine konudan uzak, içeriği boş bazı söylemler dile getirdiler. Biz de diyoruz ki bu kez Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Kadın Sivil Toplum Örgütleri de içinde tam zamanı, tam yazabilirsiniz, hiçbir bahaneniz yok elinizde. Gelin bu listelere bu dönem adayı koyun, isimlerini koyun ve biz bir ikinci adımda size diyelim ki neden kadınlar? Niçin kadınlar? Bu kadınların olmasında ne değişecek? Neler olacak? Onları anlatalım. Üçüncü adımımızda da eğer o listeye koymazsanız,
İşte orasını da bekleyin diyeceğiz. Yani bu süreç içinde yaşadığımız bu dönemde onlarca, yüzlerce kadın kampanya başladığından itibaren ha biri bize şey gönderiyor, mesaj gönderiyor. Ben işte bilmem Rize'nin Pazar ilçesinden adayım. Ben Şanlıurfa'nın köyünden muhtarlığa adayım ama ben meclis üyeliğine aday olmak istiyorum. Kars'tan var ya, Türkiye'nin 81 vilayetinden kadın aday var. Eğer koymak isterse. Ve bu çağrımı sadece belirli partilere değil, Türkiye'de siyaset yapan siyasi partilerin tümüne gidiyor. Siyaset üstü bir konu, kadının görünür olması, siyasette var olması, sorunu çözmesi. Şimdi biz biraz önce dediniz sabahta Şişli Belediyesi'nde kadın gençlik ve çocuk bölümleriyle ilgili çalışmalar yapmak üzere bir görev üstlendik. Türkiye'de sivil toplum örgütlülüğü iki adım öndedir her zaman için. Geleceğin nasıl dizayn edileceğine dair, nelerin yapılmasıyla bu sonuca ulaşılacağına dair elinde hakikaten deneyimlemiş olduğu hem dünyadan hem ülkemizden araştırmaları var, incelemeleri var. Buna göre diyoruz ki eğer kadın gelirse, aday olursa, siz listenizde koyarsanız seçilir, seçilebilir koltuğuna oturduktan sonra da dünya içinde değişebileceği işler vardır. Cinsiyete duyarlı bütçeleme yapacağız. Bakın bunca zamandır ciddi anlamda yerel yönetimlerde ulaşamadığımız sonuçlardır. Kadın merkezleri, danışma merkezleri, seçilebildiği andan itibaren farkı fark ettiğiniz ciddi anlamda kadın belediye başkanlarıyla da yaşadık biz bu ülkede. 3 tane diyoruz ya bu son dönemde. Bir tanesi seçildiği halde görevinden de alındı. Bunun da hemen altını çizmek istiyoruz. Seçilmişlerin görevden alınması ayrı bir konu çünkü. Ama kadını seçtiğinizde sosyal politikalara duyarlı olabilen, yoksullukla mücadele eden, çevre bilinci gelişmiş olan, sürdürülebilir sosyal politikaları hayata geçiren, sivil toplum örgütlüğünde çalıştığı için mücadele azmiyle daha seri ve daha çabuk karar alabilen, ki bunun örnekleri de zaten dünyada var, dünya standardı üzerinde baktığınızda bir Oslo'da da belediye başkanı kadın, bir Mexico City'de de belediye başkanı kadın. Bu süreç içindeki farkı yaşamalı bu ülke 2023 yılına gidinceye kadar diyorum. Evet, sizden 4. görseli rica edeceğim. Bu birkaç görsel hazırladık. Bu verileri göstermek istiyorum özellikle. Bu ülkedeki parlamenter sayısına baktığımızda 193 ülke arasında Türkiye maalesef 118. sırada. Bir sonraki görseli rica edeyim. 2014'te partilerin belediye başkan kadın aday oranlarını görüyoruz burada. İşte BDP %57, HDP %46. Fakat 3 büyük partimize geldiğimizde %5 bile değil. Yani bu artık bilmiyorum ama ben şahsen utanç verici olarak değerlendiriyorum. Başka bir kelime bulamıyorum. Bir sonraki slide'ı rica edeceğim. Burada da 2014'te seçilen belediye başkan sayılarını görüyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz 3 tane büyük şehirden seçildi. Toplam 37 tane belediye başkanı seçilmiş kadın. %2,5 gibi, yani bu rakamlara inanmakla gerçekten zorlanıyorum ben şahsen. BDP'nin ve HDP'nin de siyasetimize soktuğu bu eş başkanlık sayesinde de bir 54 kadın daha seçilmiş. Yani bu durumumuz bu. Biz bakayım 12. slide'ı rica edeceğim. Bu 5 Aralık'tan bahsettiniz. Partilerin 5 Aralık'ta neler yaptığını bir araştırdım. Çok ilginçti. AKP için Emine Erdoğan konuşmuş ve konuşmasını okudum. Başörtüsü ve din konusunu öne çıkartıyor. Seçme ve seçilme olarak da burada işte kadınlar hiçbir zaman siyasetin nesnesi yapılmadı. Onları her zaman siyasetin öznesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Ama hala kadın aday yok. Bir sonraki slide rica edeyim. Burada MHP'yi görüyoruz. Devlet Bahçeli de 5 Aralık'la ilgili konuşmasında kadına şiddet konusunda üzerinde durmuş. İlginç, MHP 400 küsur aday
gösterdi. Bunlardan kaç? 12 tane. 12 tanesi 12 kadın. Bugün yani itibariyle, ama aslında keşke bu slaytta gördüğünüz cümleyi şöyle tamamlayabilseydi Sayın Başkan. Şiddetin temelinde aslında toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile rol model eksikliğinden kaynaklanma vardır. Bunu halledebilmek de bizim elimizde. Biz de bu seçimde tam zamanı aday göstereceğiz diyebilmenin aslında bir zorluğu yoktu. Ama söylemek istemiyorlar. Özellikle ve inatla bu süreci ben devam ettiriyorlar. Ben oraya bir şey koyabilir miyim? Şimdi bana niye samimi gelmiyorlar? Evet, bunu o sırada hazırlanmış yazı üzerine işte kadına şiddet söylemiş olabilir. Ama daha şurada 6-7 ay evvel de Meral Akşener için haddini bil, bilmezsen evet, bildirirler, büyük sözü dinle filan dedi de MHP'li gençler gitti Meral Hanım'ın kapısına dayandı. Evet. Bu şiddet değil mi? Evet. Yani kadın erkek şimdi hani bir lider söylediğinin nereye gideceğini de hesap etmeli. Yani, şimdi orada buna yol açıyorsan eğer burada da kalkıp kadına şiddet deme yani. Ben samimi bulmuyorum bu yüzden. Televizyon ekranında izleyen bir genç ya da küçük bir genç kadın ne diyecek, kız çocuğu? İşte ben büyüsem parti başkanı da olsam bana böyle müdahaleler kesinlikle olabilir. Öyleyse ben hiç sesimi çıkarmadan aynen, hiç yoluma devam edeyim diyecek evet, yani. Ne kadar korkunç. Çok önemli yani gerçekten. Gerçekten. Onun üzerine yani o olayı toparlamak için Devlet Bey o sırada başka laflar söyleseydi, şimdi şu cümlesi de son derece samimi ve inandırıcı olabilirdi. Olabilirdi. Bütün onun siyasi parti liderlerinin yani şu an söylediği cümleler boş. Kadın siyasetin nesnesi de değil, özlemi de değil, öznesi de değil, yüklemi de değil. Hiçbir kadın şey ciddi anlamda siyasette, din ve siyaset içinde malzeme olan, seçilme aşamasına kadar ikincil gösterilen ve her halükarda ailenin içine mütemmim cüz olarak konulan bir varlık olarak hükmünü sürdürüyor. Diyeceksiniz ki burada neyi inandırabiliriz size? Koyun önümüzde daha günler var. Aday listelerinin en azından şu an %50'si geçiyorsak bile %35'e razıyız. Bu anlamda fiti olma değil aslında ama %33 kotalar var. %35, %40 gösterebilirsiniz ve bu imkanı elinizde yaratmıyorsanız sıkıntı yönetim o liderlerin iki dudağı arasında ve beyninde. O kota konusunda da şey buldular tabii ki bu yani yerel seçimlerde değil ama parlamenter seçimlerde görüyoruz. Evet %25 kotayı bulduk diyor mesela İYİ Parti ama kadınlar seçilmiyor. Listede nerede? En altta. Seçilemeyecek yani nerede? Yani Çiğdem'in dediği gibi ciddiyet lazım. Yani bir söylenen cümlenin doğruluğu ve uygulanabilirliği lazım. Siz kadınları seçilebilen yerden koymadığınız müddetçe, canım biz kadınlara kota koymuyoruz, kota onlar için haksızlık derken aslında anayasanın 10. maddesindeki pozitif ayrımcılığı bile hayata geçirmemiş oluyorsanız, siyasi partiler yasasında herhangi bir değişim yaratmıyorsanız, yapmıyorsanız, bu ülkede sadece partilerin il teşkilatlarında kadın sayısı bile bir elin parmakları kadar il başkanları anlamında, il teşkilattaki konumları açısından, MYK'ları açısından, parti meclisi açısından çok hiçbiri doğru, reel bir görüntü ortaya sergilemiyor. Şimdi, aslında o konuya da değinmek istiyorum. Şeyi merak ediyorum, yani partiler içinde, partilere baktığımızda parti içinde kadın mı yok? Yoksa var, yoksa mı şey deme hani diğer alanlarda olduğu gibi bir cam tavan mı sıkıntımız? Demir kafes. Partilerin içinde çok sayıda kadın var. Büyük bir özveriyle senelerdir çalışıyorlar. Genelde partinin görünen yüzüdür kadınlar ve sosyal işlerinin tamamıdır. Üye kaydederler, aidat toplarlar, bağış toplarlar, bilmem ne dayanışma gecesi bileti satarlar. Seçim zamanları kapı kapı dolaşırlar, partinin politikasını anlatırlar, aday broşürü gösterirler, verirler, ederler. Ama sonra bir pozisyona yazılmaları söz konusu olduğunda efendim yeterince kadın yok, nitelikli kadın yok. Bir de böyle bir şey çıkar. Yani bu yalanın katmerlenmiş hali. Hani o nitelik, biz artık kendi aramızda şaka ediyoruz filan. Japonca da biliyor mu? Atabiliyorsa daha iyi. Ay ne olur piyano da çalsın o filan diye. Hakikaten meclisin profiline baktığınızda seçilebilmiş ve oraya gidebilmiş çok az sayıda kadının, çok büyük bir kısmının iki dil bilen, akademik olarak profesörlüğünün filan bulunduğu böyle bir kadın düzeyi. Ancak onları siyaset
nitelikli buluyor. Yani oradan anlıyoruz nitelikten ne kastettiklerini. Ama hani ama erkeklere bakıyorsunuz, ilkokul mezunu da var aralarında. Esnaf olanlar var aralarında ve zaten gerçek manada meclis, parlamenter rejim öyle bir şeydir. Esnaf da orada bulunacaktır, ev kadını da orada bulunacaktır, değil mi? Yani herkesin temsilcisinin orada bulunduğu tabii bir yani yerdir. Tabii yani toplumu yansıtması lazım. Gerekirken kadınlar niyeyse hep böyle bir işte o nitelik meselesi yüzünden. Sonuç olarak partilerde çok sayıda kadın var. Partinin politikalarına gönül vermiş, hakikaten çalışan kadın var. Ve fakat işte onlar yönetime getirilmiyorlar. Orada işte dediğimiz gibi bir cam tavan falan değil, artık çelik duvarlar var yani. O orada çok önemli bir problem var. Karar mekanizmalarının tümünde bu karar var aslında. Vali sayısı bir elin parmakları, genel müdür sayısı öyle. Öğretmen olabilirsiniz ama bütün okulların neredeyse müdürleri erkekler. Yani görünebilecek, rol model olarak alabileceğiniz kesimde size bir şekilde referans olacak görüntüler yok. Burada bir işte o eril zihniyetin hükümranlığının devam etmesi konusu var. Bunu gündeme alıyoruz. Bunun için de o toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi adına gayretler sarf ediyoruz. Ama bunun faturasını bu toplum yine kadınlar üzerinden ağır alıyor ve işte kadına karşı şiddetin ciddi rakamlarda olduğu, 25 Kasım'da da hepimiz bu trajedilere vah vah dedik. İstismar hakeza öyle. Kendini kadının üzerinde etki ve yetki sahibi hisseden erkek egemen zihniyet devam ediyor. Tüm bunlarla beraber açıkçası pastadan en büyük dilimi alan erkekler o kadınlara kalan bir dilimi de paylaşmak istemiyorlar. O bir dilimde de her partiden kadın arkadaşlar yan yana gelip parlamentoya gittiklerinde yan yana duramıyorlar. Yani farklı partilerden kadın arkadaşlarımız mecburen o dilimde yer alabilmek için erkeklerle yol alma zorunda hissediyorlar. Parti liderinin gözüne girebilmek, partide söz sahibi olabilmek. Çünkü şu an bakın, gelirken de buraya düşündüm ben. Türkiye'de bir yerel seçime doğru gidiyoruz. Ciddi sayıda rakamda erkek belediye başkanı olacak 81 ilde. Ama bunun kararı 5 tane siyasi partinin başkanının ağzında ve beyninde düğümlü. Yatacaklar, kalkacaklar. Kimleri aday gösterirlerse onlar olacak. Hiç kimse bilmiyor. Metropol kentleri bilmiyor. Konuşuyorlar. Bu televizyon ekranlarında bugüne kadar ittifakı duyduk. Ama ittifak kadar duyduğumuz kadın cümlesini duymadık. Ya da ittifaklarda kadınların aday gösterilmesi üzerine tarafların uzlaşma mekanizmalarını konuştuğunu duymadık. Tüm bunlar sıkıntı. Bunların hepsi giderilmeli. Peki bunların giderilmesinde partilerin yapısı, yani partilerin demokratik yapısındaki bir değişim bu işe çözüm olamaz mı? Partilerin içinde nasıl olmaz? Tabii ki öncelikle bir kere yasal mevzuatın değişmesi lazım siyasi partilerde. Ciddi anlamda sadece parti meclislerinde kotalar değil, MYK'da da kotaların işlemesi, temsiliyet olarak illerde kadın kollarına sıkıştırılan o şeyin, mekanizmanın lağvedilerek kadınların da eşit temsille yer alabileceği il teşkilatları devreye girmeli. Tüzükleri değişmeli partilerin. O hani kotaların, ben Türkiye'de mesela milletvekili seçiminde erkeklerin o kotadan yararlandığını üzülerek anlatıyorum yurt dışında. Yani bizde Türkiye'de bir partide bir beyefendi kadın kotasından yararlanarak parti meclisine girdi. İnsan utanıyor Türkiye'nin bu sizin o verdiğiniz rakamlarına istinaden o kotanın uygulanıyor olmasından. Dolayısıyla değişebilir. Bunu istemek lazım. Bununla ilgili o çabayı ortaya koymak lazım. Ama biz bugün ciddi anlamda bakıyoruz ki erkek egemen siyaset kadını içine almayan, kadınla ilgili yol kat etmek istemeyen zihniyet yapısıyla doluyor ve mesela partilerin üye kaydederken ki olayında bunu çok net görüyoruz. Sağından solundan topladığı kadınları getirip aday gösteriyor. Onların delege olmasıyla ilgili oy kullanması sağlanıyor. Ama buna izin veren kadın arkadaşlarımız da var tabii ki. Onların da bu konuda daha dişli olması lazım ama kadın istihdamının kreş olmayınca yapılamadığı, yaşlı bakım yükünün yine bu kadınlarda olduğu, ekonomik özgürlüğünün hala elde edilememiş olması, eğitime erişimdeki sıkıntılar, tüm bunlarda kadının bu karar mekanizmalarında yer almasının bir önünde sorun. Tüm bu sorunları yıkarak yola çıkan kadınlar için de geldiği o partinin çelik duvarları
iyi bir engel. Şimdi bu anlattıklarınızdan da şu çok net ortaya çıkıyor. Yani sosyal sorunları çözmedikçe, hani çocuk bakımı, evet, yaşlı bakımı, kadınlara yüklenen bütün bu hizmet beklentileri, bunlara çözüm bulunmadıkça bu siyasetteki sorunlara da çözüm bulunmayacak. Yani geçtiğimiz yıllarda şey demişlerdi, sezaryen yapmayın da normal doğum yapın, evet, diye bunu erkekler söylemişti. Yani yaşanmamışlıklar üzerine ahkam kesmek bizim ülkemizde çok moda. Yani bir kadının nelere hangi soruna çözüm üreteceği, hangi çözümün kadınlar için ve toplum için daha gerekli olduğunun kararını da başkaları aldığı için bu sıkıntı. Şöyle bir şey düşünelim yani hep birlikte, hani niye böyle yaşanıyor diye. Siyaset şurada bir yerde duruyor diyelim. Muhtarlıktan işte belediyedeki her tür göreve ve milletvekilliğine kadar, parti başkanlığına kadar siyaset duruyor. Buna giden çeşitli yollar var. Bürokrasi var, işte yani nerelerden insan gidiyor oraya manasında. İşte bürokrasi var, sivil toplum kuruluşları var, şu var, bu var. Bir sürü kanaldan oraya doğru bir akış var. Kadınların önünde bütün o yolların üzerinde 28 tane engel var, atlamaları gereken. Erkeklerin öyle değil. Erkeklerin önünde o yollar açık, bir de arkadan itiliyorlar. Şimdi burada kadınların yapması gereken şey, bizim kısaca dayanışma dediğimiz, kadınların da bol keseden dayanışıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz falan. Dayanışma öyle bir şey değil. Dayanışma tüm o engelleri beraber aşabilmek için yanında durmak ve çekebilmek. Şimdi siyasetin yapısı o kadar eril ki, mecliste falan ben yıllarca çalışma yaptım, Canan da öyle. Gidip oturduğunuz zaman bile kuliste, o lobi denilen yerde gördüğünüz bir şey. Ötleri patlıyor kadınların bir araya gelip konuşmasından. Hemen geliyorlar, bir şey mi konuşuyorsunuz, ne oldu ki? Halbuki kendileri oturuyorlar, birlikte orada bağır çağır maç seyrediyorlar. Her partiden erkek bunu birlikte yapıyor. Siz farklı partiden diyelim, üç kadın bir arada oturuyorsunuz, hemen geliyorlar. Ne kaynatıyorsunuz bakalım, ne konuşuyorsunuz bakalım. Bu tür bunlar sosyal baskılardır. Mani olma, o kadın da dayanışmasına, kadın birliğine ödleri patlıyor. Bir de şunu çok pompalıyorlar, parti içlerinde de bu böyle. Kadınların bir araya gelmesini engelleyecek özel mekanizmalar kuruyorlar. Güçlü kadın modeline, evet, istemiyorlar. Bu yüzden de mesela partilerdeki kadın arkadaşlarla konuştuğumuz zaman, aa evet diyorlar, şöyle bir şey bu. Sen başladın bir yola çıktın, yürüyor musun? Muhakkak yanına iki tane kadın da al. Beraber onları da görünür kıl, onlar seninle birlikte gelsinler. Belli bir pozisyondaysan atayabileceğin bir yere, çağırabileceğin bir yere kadın arkadaşları çağır. İnsanları yavaş yavaş yetiştir, görünür kıl filan. Bunu yapmıyorlar, yapmalarına mani olunuyor. Bir de böyle bir durum var. O zaman dayanışma olmuyor. Halbuki şimdi bizde meclise giren diyelim ki işte 104 tane kadın var. Bu 104 tane kadının 304 tane kadını da yanı sıra çekiyor olması lazım. Çekemiyorlar. Çünkü diyorlar ki ben biriciyim, tekim. Ben öyle bir psikoloji var ortada. Halbuki öyle değil o. Yalan. Çünkü bir dönem sonra aday gösterilmeyen herkesin başına bir taş düşüyor. Ayol çalıştım ben. Her denileni yaptım. Deli gibi evime bile gitmedim. Niçin yeniden aday değilim? Değilsin çünkü senin kadın olarak oradaki vazifen bitti. Halbuki sen arkandan başka kadınları çekerek başka politikalarla kendini orada sağlam bir konuma koyup başka kadınlara yol açacaktın. Birken beş olacaktın. Şimdi bu, pardon sözünü kestim. Bu hani olaya kadınlar açısından bakıyoruz ama hep. Yani kadınlar yapsın, kadınlar açsın. Hayır. Yani şu ana kadar konuştuğumuz. Şimdi şu bir gerçek. Bu bahsettiğimiz bir toplumsal sorun. Evet, ve ben bu seçim öncesi mesela iş dünyasını niye bu konuyu ele almıyorum? İşte tam da zamanı. Tam da dokundunuz Zülfiyare. Biz de bu işi başlatırken 5 Aralık'ta dedik ki hep bunu bize vazife ettiler. Kadın dernekleri, kadın dernekleri. İşte kadın dernekleri kampanyayı başlattı. Evet, listelerde kadınların yazılmasının tam zamanı dedik ama biz iş dünyasından gayret istiyoruz. İş dünyasının bunu dinlendirmesini istiyoruz. Toplumun bunu sahiplenmesini istiyoruz. Ya toplum da sorgulasın. Niye benim ilimde kadın belediye başkanı yok? Niye benim meclisimin ilk 10 sırası kadın değil? Ya bunu da toplum da biraz kusura bakmasın ama bir sorgulasın. Değişikliği o zaman görecek, yaşayacak kendi de. Ama şimdi bakıyorsunuz top olduğu zaman, hatırlıyorum böyle sosyal medyada da bir kadın öldürümü olduğunda falanca federasyon niye bu konuyla ilgilenmiyor? Niye sadece federasyon
Federasyonu ilgilensin kadın ölümüyle? Ya da niye sadece Kadın Dernekleri Federasyonu kadınlar listeye aday yazılsın diye kampanya açsın? Kader Çiğdem'in döneminde bu konuda çalıştı, o siyasi alanda çalıştıklarında. Değişen nokta aslında bir bilinç olarak toplumda kadınlardaki o güç oldu. Ben varım. Ben bu işte siyaset yaparım gücünü tamamladık biz. Biz bize düşen görevi yaptık. Yani kadın aday var mı kardeşim? Var. Hem de istemediğiniz kadar, istemediğiniz yeterlilikte ve etkinlikte, hani o şey durumları, eğitim durumları, hikayeleri de var. Tüm bunlara rağmen hala koymuyorsanız oradaki irade korkmadır. İşte bu korkunun üzerine gitmesi için siyasi partilere bizim baskı uygulamamız lazım. Kim uygulayacak? İş dünyası uygulayacak. Her şeyde konuşuyor çünkü iş dünyası da. İş dünyasının da bu konuda etkin bir güç olduğuna inanıyorum ben. Toplum da sorgulayacak ve oy çok önemlidir. Bakın bize verilmiş değil, zorla aldığımız, hani çeke çeke söke söke aldığımız bu hak için ne seçeniz ne seçileniz. Aslında biz her iki tarafta değiliz. Şimdi ittifak konuşuluyor siyasi parti liderlerinde. 4 kişi, 5 kişi kendi aralarında ikişer ikişer ayrılıp şu da toplanacağız, aday göstermeyeceğiz. Düşünün, İstanbul'dayız, ben burada aday göstermeyeceğim. Benim irademe bu taahhüt koymak değil midir? İpotek koyuyorsunuz. Benim kullanabileceğim irademin içine ta baştan ipotek konmuşsa burada demokrasiyi sorgulamamız lazım bizim. Sorgulanmayan bir demokrasi de sizi farklı noktalara götürdüğünde ahah etmenin kimseye hakkı yok. Baştan müdahil olacaksınız. Hakkınız size verilmiş sadece kadınlar için değil, bireyler için de seçme, bugün tam 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde seçme hakkıyla beraber, siyaset yapma hakkıyla beraber yaşam hakkınıza da sahip çıkma sizin elinizde. Lütfen buradan da kanalınız sayesinde hani en azından buna seslenelim. Lütfen bu hakkınıza sahip çıkın. Çünkü yaşadığımız yüzyılda, hep bunun altını çiziyorum, çok hoşuma gidiyor. Teknolojinin zirvede olduğu, uzaya, Mars'a araç gönderdiğimiz bir dönemde biz kadın tecavüzlerini, kadın şiddetini, çocuk istismarını konuşuyoruz. Kadın istihdamını konuşuyoruz. Ekonomik kriz kapıda, ilk işten atılacak kadınların derdi tasası bizi almış şimdiden. Ama o siyasetin içinde olsa kadın, inanın ki bunlar yarı yarıya düşecek. Hatta bir dönem sonra rutin işler olacak. Ya iki gün, üç gün önce ben Ankara'da yaşıyorum. İLO'nun toplantısına gittik. Çalışma hayatında taciz ve şiddeti konuştuk. Düşünebiliyor musunuz? Yani çalışma hayatında bunu konuştuğumuz Türkiye 2018 yılında. Kadın çalışma için gelir mi işe? Sen onu o alanı, sahayı temizlememişsen, bu alandaki işlevleri, mekanizmaları hayata geçirmemişsen, koordinasyonunu sağlamamışsan, siyasette böyle bir şey. Burada bir koordinasyonsuzluk var. Siyasi partiler içinde çok büyük koordinasyon var. Kadını almayalım anlaşması var arka kapılarda. Erkekler kendilerince zaten ayaklarını uzatıp bu siyasetin hayata geçmesiyle ilgili çabalarını, gayretlerini yapmışlar. Biz bu kampanyayı yaparken bazı arkadaşlar diyor ki, efendim tam zamanı değil, zamanı geçti. Çünkü erkekler 6 ay önceden belirli yerleri yaparlar diye. Hayır, zamanı geçmedi. Henüz listeler tam manasıyla seçim kuruluna verilmedi. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimsenin aklıyla dalga geçmesin. Bu ülkenin yarısı kadın ve bu kadınların o sandalyelerde hakkı var. Bu hak şu an işgal ediliyor. Dolayısıyla da eğer gerçekçi ve doğru anlamda akıllı selim olarak düşünecek siyasi parti ya koyacağı adaylarla iktidar olacaktır ya koyacağı adaylarla iktidarını kesinleştirecektir diyorum ben. Peki biraz önce şey demiştiniz, üçüncü etap, yani adaylar hazır, adayları koymazsanız... Zamanı gelince söyleyeceğiz. Zamanı da önümüzdeki haftada ikinciyi açalım. Aralığın son haftasında da üçüncü etabımız geliyor. Peki bu tam zamanı kampanyasını nasıl bir tepki aldınız? Yani ilgi var mı? Çok şeyden, özellikle kadın ve erkek anlamında, ama siyasi partilerden herhangi bir destek almadık. Bize şey soruluyorlar, yani siz siyasi partilere gidecek misiniz? Aday listeleri verecek misiniz?
Hayır hayır, onlar zaten yeterince yapıldı. Herkesin elinde de müracaatçıların var zaten aday listeleri. Burada hep konuşuyoruz, aday olmaları için harçları bile indirmedi siyasi partiler kadınlar için. Hani bütçeleri kısıtlı çalışmayan arkadaşlarımız var diye düşündüğümüz, kimileri de müracaat edemedikleri halde o aday listeleri ciddi büyük sayılarda. Biz hiçbir siyasi partinin kapısına gitmeyeceğiz. Biz söylemimizi sosyal medya üzerinden iletiyoruz. Siyasilere açık mektup gönderdik. Evet. Mutlaka hepsi de okumuştur zaten, biliyorlar. Ama bu kez gerçekten ve gerçekten o üçüncü etap çok önemli. Onu inşallah bir başka programımıza gelirken üçüncü etap döneminde anlatacağız. Evet, tamam, inşallah da güzel rakamlarla. Programımızı bitirmek üzereyiz. Kısaca aslında buraya sıkıştırdığım için de özür diliyorum ama neden kadın adayı önemli? Neden kadın olması önemli? Her şeyden önce eşit yurttaş olduğumuz için ve bu bizim hakkımız olduğu için. Ben şeyleri çok sevmiyorum açıkçası. Yani kadınlar olur, temizlik olur, kadınlar olursa barış olur filan filan. Bunların hepsi çok tartışmalı şeyler. Evet öyle olur. Yani dünyadaki örnekler bize böyle bir şey söylüyor. Kadınların bulunduğu yerde daha uzlaşmacı bir kültür, daha sosyal işlere yatkınlık, problem çözmeye daha büyük yatkınlık, daha hızlı davranma, daha herkesin fikrini alarak ilerleme gibi demokrasiyi de güçlendiren şeyler olduğunu söylüyor bize. Bütün araştırmalar, kadın yöneticilerin bulunduğu yerlere dair araştırmalar gerçekten böyle rakamlar veriyor. Ama bunların da ötesinde toplumun yarısıyız, seçme seçilme hakkımız var, biz o koltukları istiyoruz. İstiyoruz. Bu yeterli bence. Evet. Hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı ya. Eşit yurttaşlar olarak o koltukta oturmak istiyoruz. Ve bu ses gerçekten gür çıkıyor artık. Yani şu ana kadar gelenlerde çok sahada çalıştık sivil toplum örgütleri olarak. Bilmeyen vardı, onlara bu konudaki gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Örnekler, rol model örnekleri, dünya örnekleriyle anlatıldı. Ve en önemlisi anayasadaki kadın erkek eşitliği hikayeleri, hikaye olarak kalmıştı bugüne kadar çünkü. Onun gerçeğinin hayata geçmesi lazım. Artık düş değil, düşte yaşamak değil, gerçekte yaşamak. Başkan yardımcısı değil, başkan olmak. Bütün temennimiz bu. Bunu da başaracağız, hiç merak etmeyin. Bu tam kez, zamanı. Tam zamanı. Tam zamanı. Yani vaktimiz üzülerek söylüyorum bitti. Çünkü sohbetiniz çok hoş. Öncelikle bunca yıldır bu kadar çabanız için her ikinize de teşekkür ediyorum. Çiğdem Hanım, Can Hanım, vakit ayırdınız. Çok ne teşekkürler. Demek, bu konuyu yerel seçimlerden önce defalarca daha işleyeceğiz, ona söz veriyorum. Bu arada işte programımız da burada bitti. Hepinize çok teşekkürler. Haftaya tekrar Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.